Mutlu çiftlerin sırları ne olduğunu, nasıl böyle mutlu olabildiklerini hiç merak ettiniz mi? Gerçek sevgiye dayalı ve duygusal açıdan destek veren bir ilişki yaratmak mümkün. İlişkilerde uyumu ve mutluluğu yakalamak, zamanla sevgiye dönüşen aşkı devam ettirmek çok önemli. Bunun için 8 temel duygusal gereksinimin ya da yaklaşımın ilişkilerde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlar koşulsuz sevgi, ilgi, anlayış, saygı, takdir, kabullenme, güvenme ve sabır. Yüreklerin en çok susadığı duygu olan koşulsuz sevgi, çıkarsız sevmek olarak biliniyor. Kişinin yapacağı uygun davranışlar karşılığında verilen bir sevgi olmuyor. Karşılıksız, hesapsız bir sevgiyi tarif ediyor. Bu nedenle bağlayıcı, birleştirici, paylaştırıcı ve bir araya toplayıcı bir yaklaşım olan koşulsuz sevgi, sevgilerin en güzelini, en gerçeğini, çiftin birbirinin iyi taraflarını da, kötü taraflarını da sevmesini, olduğu gibi kabul etmesini ifade ediyor. Dikkati öncelikle belirli bir şeyin üzerinde toplama eğilimi olarak tarif edilen ilgi, çiftin birbirine yakınlık duyması, birbirlerinden ve birlikte yaptıkları etkinliklerden hoşlanması ve birbirlerine öncelik tanımaları eğilimi olarak biliniyor. Bu nedenle ilgi duymak, partnerin iyiliği ve mutluluğu için endişelenmeyi, onu değerli ve çok özel görmeyi de içeriyor. Partner ilişkilerinde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle belirlenen düşünüş biçimi ve zihniyet olarak tarif edilen anlayış, hoş görme ve halden anlama olarak anlam kazanıyor. İnsan ilişkilerinin temelini sağlıklı bir iletişim oluşturuyor. Bu iletişimi daha doğru ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek, barış ve huzur getirmesi için yönlendirmek şansına sahip olan da yine çiftin kendisi. Bu şansı doğru ve bilinçli bir şekilde iyi kullanmak, çiftin birbirine anlayışla davranması, anlayış ve hoşgörü kavramlarını günlük yaşamda ve özellikle çatışma hallerinde kurtarıcı unsur olarak dört elle sarılmak, sorunsuz iletişimin en kestirme yolu olarak biliniyor. Çiftin birbirinin yerine kendini koyduğunda, olaylara onun bakış açısıyla bakmaya çalıştığında, anlayışlı olmanın ilk adımı da atılmış oluyor. Çift, partnerimin duyguları nasıl, bugüne kadar yaşadıklarından nasıl etkilendi gibi soruların yanıtını bulmaya çalıştığında, birbirleri hakkında düşünmeye başladığında da ikinci adım atılmış oluyor. Son adım ise tüm bunları çiftin birbirine hissettirmesinde yatıyor. Gülümseyerek ve yumuşak bir ses tonuyla çift birbirini anlamaya çalıştığında, koşulsuzca sevdiğini ve kabul ettiğini gösterdiğinde, düşünce ve duygu kanallarını açabiliyor, empati kurabiliyor, ben merkezi değil de sen merkezi bakış açısını ortaya koyabiliyor. Anlayışlı olan bu yaklaşımla herhangi bir sözün, duygunun ya da durumun anlamı daha derin hissedilebiliyor. Çift birbirini anlayarak dünyayı bir başkasının görüş açısından değerlendirebiliyor. Bu nedenle anlayışlı yaklaşım adeta seni yargılamadan önce senin ayakkabılarınla yürüyebileceğim anlamına geliyor. Özel ve değerli olmayı içine alan, partnere karşı dikkatli, özenli ve ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusuna saygı adını veriyoruz. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusunu içinde barındıran saygı, bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya, bir insanın kişiliğine yüksek değer ve önem vermekten doğal, özel bir duygu. İlişkinin cicim ayları geçince ve çiftler birbirlerine alışıp rahatlayınca, başlangıçtaki nazik sözler ve jestler çok yanlış bir şekilde yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ancak içinde saygı ve koşulsuz sevgiyi barındıran nezaket, çiftleri bir arada tutan bir tutkal. Nezaketin temeli ise saygıya dayanıyor. Saygılı bir yaklaşım, karşısındaki kişinin haklarını, isteklerini ve gereksinimlerini kabul etmeyi kapsıyor. Ancak istek ve gereksinimlere saygı duymanın nedeni korku olmamalı. Nezaket ve karşı tarafın da bunu hak ettiğine yürekten inanmak olmalı. Beğenme, beğenip belirtme ve değer verme anlamına gelen takdir etme, bir şeyin değerini ve önemini ve gerekliliğini anlamak veya bir başkasının davranış ya da çabalarına değer vermek olarak tarif ediliyor.
Takdir edilmek kadınlar için bir istek, erkekler için ise bir gereksinim düzeyinde oluyor. İstek ertelenebiliyor ama gereksinim nefes alıp vermek gibi vazgeçilmez bir durum. Bir şeyi isteyerek veya istemeyerek razı olmak anlamına gelen kabul etme, karşıdakinin kişiliğini ve davranışlarını isteyerek algılama, karşıdakinin hatalarını bağışlama, bir öneriyi uygun bulma ve onaylamayı kapsıyor. Bu nedenle kabul etme duygusu minnet duygusuyla birlikte gelişiyor. Bir kişiyi olduğu gibi ve koşulsuzca kabul etmek dünyanın en değerli armağanlarının başında geliyor ve karşı tarafta yeterlilik hissinin gelişmesine çok yardımcı oluyor. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma, bağlanma ve itimat anlamında kullanılan güvenme, yüreklilik ve cesaret gerektiriyor. Karşıdaki kişinin dürüstlük, zeka, güvenilirlik, adalet ve samimiyet gibi olumlu niteliklerini kabul etmeyi, herhangi bir hata ya da kusurunun olması durumunda karşı tarafın iyi bir açıklama yapabileceğini düşünmeyi ve çiftlerin yaşadıkları sorunların çözümünde olumlu sonuçlara varabilecekleri konusundaki inancı da içinde barındırıyor. Bir erkeğin en derin arzularından biri bir kadını mutlu etmek. Erkek o kadının hayatında bir fark yaratacağını bildiği zaman güven duygusu artıyor. Bu nedenle yakın ilişkilerde bir kadının en önemli görevlerinden biri güvenmek ve erkek düş kırıklığına uğradığı zaman bile yine takdir ve kabul edip erkeğe güven duygusunu yitirmemek. Ancak bir erkek için de ilgi göstermeyi öğrenmek ne kadar zorsa bir kadın için de güvenmeyi öğrenmek o kadar zor. Özellikle yakın ilişkilerde eğer bir kadın defalarca düş kırıklığına uğramışsa benliğinin güven duyan yanını inkar etme eğilimini göstermesi de beklenen bir durum. Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemini göstermek olarak bilinen sabır, mutlu birlikteliklerin en önemli dayanıklarından biri. Dayanma ve dayanıklılık gibi anlamlara gelen sabır, ahlaki bir kavram olarak başa gelen musibetlerden dolayı partnerden şikayetçi olmamak, yakınmamak, sızlanmamak, nefse ağır gelen ve hoşa gitmeyen şeyler karşısında ilişkinin yararını düşünerek ruhi dengeyi bozmamak, sükunet ve dayanma gücünü ortaya koymak anlamına geliyor. Kadın sabır göstermek yerine sinirlenip üzüldüğü zaman eşi soğuk ve ilgisiz davranmayı sürdürürse, erkeğin sevgisine de güveni zamanla azalıyor. Aynı şekilde bir erkeğin ilgi göstermekten vazgeçmesinin nedeni de tüm çabalarına karşın kendisine güvenilmemesi ya da takdir edilmemesi olarak biliniyor. Eğer erkek eşini mutlu etme yeteneğinden kuşku duyulduğunu hissederse sabırlı olmak yerine kadının mutluluğu için çabalamaktan derhal vazgeçiyor. Bu da felakete yol açıyor.